Anneleri uzun zaman önce vefat etmiş olan üç kardeş varmış. Hepsi aynı evde yaşıyor ve annelerinin vefatından sonra bakımı kendilerine kalan yatalak babalarıyla ilgileniyorlarmış. Babaları uzun yıllar önce geçirdiği bir trafik kazasından sonra sakat kalmış ve o günden bugüne hep bakıma muhtaç biri olarak kalmış. Vefatından önce anneleri uzun yıllar onun bakımını yapmışsa da ondan sonra bakımını üstlenen çocukları babalarına bakmaktan kısa sürede sıkılmışlar. Üç kardeşin ikisi erkek, biri kızmış. Kız olan bir genci seviyor ve evlenip gitme hayalleri kuruyormuş. Bu sebeple kardeşlerine her fırsatta kendisinden bir yardım beklememeleri gerektiğini, kendisinin evlenip bir yuva kuracağını tekrar ediyormuş. İki erkek kardeşin de kendilerince haklı gerekçeleri varmış. Birisi yurt dışına gidip orada çalışma hayalleri kuruyor, diğeri ise daha çok genç olduğunu ve yaşlı bir insanın bakımıyla uğraşmayacağını söylüyormuş. Yaşlı adam bu durumdan haberdar, çocuklarının kendisini istemediğini biliyor ve her gün gizliden gizliye Allah'a tez zamanda canını alması için gözyaşları içinde dua ediyormuş. Kardeşler aralarında toplanmış ve babalarından gizli bu konu hakkında konuşmaya ve istişare etmeye başlamışlar. Ancak bir türlü ortak bir fikre varamamışlar. Her biri kendince gerekçeler ortaya koyuyor ve babalarına bakamayacaklarını söylüyorlarmış. Hal böyleyken ortak bir fikre varmak mümkün değilmiş. Bu işi danışmak için bir bilene gitmeye karar vermişler. Genç kız bir arkadaşının iyi bir falcı taradığını söylemiş ve ona gitmeyi önermiş. Üç kardeş birlikte yola çıkıp falcı kadının yanına gitmişler. Ona durumu anlattıktan sonra babalarının ne zaman öleceğini öğrenmek istediklerini söylemişler. Falcı bir süre önündeki suya bakmış ve babalarının ömrünün çok uzun olacağını söylemişler. Bunu duyan kardeşler kızıp o kadar yıl ona nasıl bakacaklarını tartışmaya başlamışlar. Falcı bu durumdan rahatsız olup onları susturmuş. Sonra da eğer bu durumdan kurtulmak istiyorlarsa babalarını bir şekilde ortadan kaldırabileceklerini söylemiş. Gençler falcıya çok kızmış ve söve saya dışarı çıkmışlar. Eve döndüklerinde birkaç gün sonra tekrar bir araya gelip konuyu konuşmuşlar. Falcının fikri bu geçen günlerde kafalarına yatmış. Kulağa korkunç gelen fikri nasıl hayata geçireceklerini düşünmüşler. Kız kardeşleri yemeğe zehir koymayı tavsiye etmiş. Bunu uygun görüp dedikleri gibi yapmışlar. Babalarını zehirleyip öldürmüş ve gömmek için mezar aramaya başlamışlar. O gün aradıkları hiçbir yerde uygun bir mezar bulamamışlar. Bu sebeple onu annelerinin yanına gömmeye karar vermişler. Hep birlikte babalarını mezarlığa götürüp annelerinin kabrini açmışlar. Babalarını tutup mezara koydukları sırada annelerinin gözlerini açtığını ve onlara korkunç bir şekilde baktığını görmüşler. Bir anda hortlayan annelerini gören gençler çığlık çığlığa bağırıp mezarın üzerine toprak atmaya ve kapatmaya çalışmışlar. Mezarı kapattıktan sonra üzerine çöküp ağlayarak yaptıkları hatanın büyüklüğünü anlamışlar. İslam'da annelik makamı ve annelik makamını ve insanın hayatındaki rolünü anlayabilmemiz için Yüce Rabbimizin kitabına ve Resulullah'ın ve Ehl-i Beyt'inin nurlu sözlerine müracaat etmemiz gerekir. Biz de mümkün mertebe ayet ve hadislerden yararlanarak bu mevzuyu sizlere açıklamaya çalışacağız. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Rabbin ondan başkasına ibadet etmemenizi ve anne babaya iyilik etmenizi emretmiştir. İkisinden birisi yahut her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama, onlara güzel söz söyle. Onlara rahmet ve şefkat dolu tevazı kanadını ger. Onlara alçak gönüllü ve şefkatli davran ve onlar hakkında dua edip şöyle de. Ey Rabbim, bunlar küçükken beni nasıl yetiştirip büyüttülerse sen de onlara merhamet et, acı. Bir başka ayet-i kerimede şöyle buyurmaktadır. Biz insana anne ve babasını tavsiye ettik. Anası onu zayıflık üstüne zayıflık çekerek karnında taşımıştır. Onun memeden ayrılması da 2 yıl içinde olmuştur. Onun için biz insana bana ve ana baba şükret dönüş banadır diye öğüt verdik. Görüldüğü gibi bu ayetlerde Allahu Teala anne babaya iyilik etmeyi, onlara şükretmeyi kendi ibadeti ve şükrüyle yan yana zikretmiştir. Bu da anne babanın Hak Teala indindeki makamını ve onlara iyilik ve itaat etmenin önemini göstermektedir. Onun için anne babaya itaat etmek günah ve farz olan şeyler haricinde farzdır. Hatta anne baba evladına sünnet olan bir ameli yapmaktan nehyedip başka bir işe emrederse onların dediğini yapması gerekir.